Merhaba ben Erol. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok güzel bir çakma Apple Watch ya da çakma kulaklık ya da çakma başka bir şey. Çakma. Çakmayı kullanmayın. Gerçekten kullanmayın. Şimdi sebebini çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Zaten kapakta bunu gördünüz. Yani çakmayı kullanmama ve önermeme sebebim gördüğünüz şu şaheser. Gördüğünüz gibi bataryanın patlamasıyla ekranın yanmasıyla bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Şu an göremeyeceksiniz merak etmeyin. Ama olayın nasıl olduğunu anlatacağım. Bunun dışında yani sorun neydi? Neden kaynaklı olabilir? Bunları da anlatacağım. Şimdi öncelikle gerçekten çok sağlam bir şekilde yandı. Şarjdayken ve sıcağın yanındayken patlama oldu. Sıcağın yanından kastım kalifere çok az bir şey yakındı ve o da sıcaktı. Ayrıca bu arkadaşımın akıllı saati çakma Apple Watch'ı diyeyim hatta. Şundan bahsedelim önce neden patladı? Büyük ihtimalle bataryası dandik olduğu için ve şiştiği için bir yerden sonra patladı. Çünkü arkadaşımın söylediğine göre patlarken bir anda patladı ve fıs diye bu şekilde bir ateş çıktı dedi. Ardından ekranı yandı dedi. Ekranın yanmasıyla gerçekten çok fena yanmış ön tarafı sağlam bir şekilde yanmış. Hani sanki benzin dökmüşsün gibi yanmış gibi duruyor. Bunun dışında bataryasının patladığı yeri incelemeye çalıştım. Az bir şey kendim baktım hani ne var ne yok diye. Delik yeri açtım ama çok fazla bir şey anlayamadım. Sadece bataryanın üst tarafından bir patlama olmuş. Alt tarafındaki anakartta hiçbir şey göremedim. Hatta hiçbir sıkıntı bulunmuyor neredeyse. Şimdi Ellerim hep kir oldu zaten. Şunu bir temizleyeyim. alacaksınız çakma ürünler almayın. Çakma ürünler almayın çünkü onların müdavileri uygun ucuz ürünler var. Mesela şimdi Xiaomi'nin kulaklıkları var. Çakma Apple Watch, çakma AirPods alacağınıza gidip bunları almanız daha sağlıklı. Ya da gidip çakma Apple Watch alacağınıza gerçekten çakma Apple Watch'lar çok kötü. Yani hiçbir özelliği bulunmuyor. Özellikleri doğru düzgün yapamıyor. O yüzden dolayı gidip Xiaomi'nin, yine Xiaomi'den örnek verdim ama Xiaomi'nin var, Samsung'un var ya da akıllı bileklikler var onları tercih edebilirsiniz. En azından doğru düzgün ölçüm yaparlar. En azından doğru düzgün çalışırlar ve pilleri daha fazla bu cihazların gidiyor. İkincisi garanti kısmında en azından da garantileri olur. Bu şekilde bu akıllı cihazları kullanabilirsiniz. Fakat çakma ürünleri aldığınız zaman gidiyorsunuz yurt dışına şu çakma ürünü aldınız. Bu çakma ürünü aldınız. E ne oldu? Elinizde patladığı zaman bozulduğu zaman karşınızda bir muhatap olacak kişi bulamıyorsunuz. Tamam fiyatı fazla olmayabilir ama emin olun ki bu çakma ürünler gerçekten gereksiz Şimdi AirPods tarafında şundan bahsedeyim. Evet %80'i kalitesiz. %20'si de kaliteli. Yani mesela AirPods Pro'lar var. Gerçekten normal orijinali kadar kaliteli. Aktif görüntü engelleme özelliği var. İşte kablosu şarj olma özelliği falan var kutusunda falan. Onları bilmiyorum. Onları gerçekten iyi yapmışlar. Şimdi onlara bir şey diyemem. Ama ürünlere baktığımız zaman yine çakma. Şimdi ne kadar kaliteli olsa da burada karşınızda gerçekten sizin kulağınızda patlasa ya da kolunuzda bir şey olsa yanık olsa konuşacak birisini bulamayacaksınız. Fakat bunu gidip Apple'dan alsanız ya da gidip de Xiaomi'den Samsung totan alsınız bu ürünleri. Böyle bir sorun yaşadığınız zaman gidip en azından bir dava edip sağlam bir tazminat bile alabilirsiniz. Yani demek istediğim şey bence sağlığınızdan önemli değil. İkincisi böyle bir şey olduğu zaman karşınıza muhatap bulamazsınız. Üçüncüsü ise en azından böyle bir şey olursa tabii ki de olmasın. Tabii ki de yaşanmasın ama yaşanırsa dava açıp da biraz para alabilirsiniz karşı taraftan. Yani benim söyleyeceklerim bu kısım için bu kadardı. Ama çakma ürünlerin güzelliği ne? Şimdi gerçekten benim de bir ara dikkatimi çekiyordu. Özellikle YouTube'a başlamadan önce ben de birçok çakma ürün aldım. Özellikle akıllı kulaklıklar kısmında ha bir de çakma akıllı kulaklık söyledim. Airpods'ların birinci nesilini, ikinci filan vesaire bu şekilde toplamıştım. Bayağı da Elimde birikmişti. Hatta bir tanesi bozuk gelmişti. Onu gönderememiştim falan vesaire olmuştu. Sinirlerim bozulmuştu hatta onda. Ama genellikle bu kalaklıklar nasıl oluyor biliyor musunuz? Dışarı ses veriyordu ve gerçekten sesi hiç alamıyordum ve sesi otobüste ya da metroda falan yüksek alamıyordum. Kısık sesle dinliyordum. Ama yine o zaman beni idare ediyordu. Tabii ki de beni uyaranlar olmuştu hani çakmıyorum falan vesaire diye. Dinlememiştim. Ama gözümle gördüğüm zaman yani şunu gözümle gördüm ya tamam dedim çakma ürünler sıkıntılı baba ben daha bunlara bulaşmayacağım. Sizin de bulaşmanızı fazla kesinlikle önermiyorum. Çünkü sağlığınıza zararlı olabilecek şeyler. Yediğimiz her şey sanki sağlıklı gibi muhabbetler gelecek ama bu gerçekten hani kolunuzda patlasa ya da kulağınızda patlasa diyelim ki kulağınızda kulaklık patladı sağır oldunuz ve bunun bedelini bir ömür boyu yaşayacaksınız. Kolunuzda patlasa hadi küçük bir yanık oluşur direkt akıllı saate atıp söküp atarsınız ama kulağınızda patladığı zaman öyle bir şey ihtimaliniz yok. Direkt sarsınız direkt Allah rahmet eylesin derim. Sağ tarafınızdaki kulaklık patladığı zaman duyma ihtimaliniz çok çok düşük. Diyelim ki hadi Duydunuz Umarım öyle bir şey olmaz da, umarım böyle bir seçenek olmaz da hani duymama ihtimaliniz daha yüksek. Yani duymama ihtimaliniz yüksek olduğu bir riskte de bence kullanmanızı fazla önermiyorum. Çünkü dediğim gibi ömür boyu etkileyebilecek bir şey. Sağ taraftan ses gelmeyecek, sadece sol taraftan gelecek. Yani bence hiç böyle şeylere gerek yok biraz daha fazla verip onların markalı olan ürünlerini alabilmenizi öneriyorum. Gidip de hava atmak için AirPods Pro, Apple Watch'lar gibi ürünleri çakma olarak almayın. Yani zaten Apple manyaklığı bitmiyor. Apple'ın manyaklıklarından da bir tanesi bu. Sırf hava atmak için Apple Watch ya da AirPods'ları almak Bence hiç gerek yok böyle şeyler. Tabii ki de hani siz de ben de böyle gözükmek istiyorum. Ben de hani AirPods'larım e olsun biraz daha elit gözükeyim kafasındasınız. Şöyle bir gerçek var. Şimdi AirPods bir ara takanlar gerçekten elit gibi elit mi gözüküyordu? Ne diyeyim artık hani böyle bir prestijli gözüküyordu? O öyle bir şey diyeyim. Gerçekten bir ara öyle gözüküyordu. Fakat bu artık bitti. Yani şu an Apple Watch takanlar da aynı. AirPods Pro takanlar da aynı. Normal kulaklık takanlar da aynı. Samsung'un akıllı saatini takanlar da aynı. Ya da akıllı bileklik takanlar da aynı. Bu bir ara dönemdi ama şu an emin olun bu yok. Yani gidip de böyle şeylere kapılıp da sakın gidip çakma ürün kısaca almayın. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Benim demek istediğim şey bu ürünlerden uzak durun. Aa, kanlı canlı kanıtı size zaten yakın çekimlerde görmüşsünüzdür. Nasıl patladığını nasıl yandığını. O yüzden dolayı bulaşmayın. Bu kadar basit. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere demeden önce de bu tarz ürünleri de nereden bulabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Enes Özen olması lazım. Onun kanalında gerçekten çok güzel akıllı saat videoları ve kulaklık videoları var. Onun kanalına gidip sağlam akıllı saatler ve kulaklıklar alabilirsiniz. O adam gerçekten sır kulaklık ve akıllı saat üzerine çok iyi bir şekilde işlerini yapıyor. Almanızı kesinlikle öneririm. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.